Teşekkür ederim Gülkan Bey, sağ olun. Şimdi biraz önce izlediğiniz bir Rembrandt'ın itham ediyorum o idi. Filmin içerisinde bir tür tiyatro oyununda sanki çekilmiş görüntüler gibi sahneler gördünüz. O sahnelerin hepsi Peter Greenaway'in bu filmi çevirmeden bir yıl önce çevirdiği Night Watching isimli sinema filminden sahnelerdi. O sahneleri kullanmış, sadece resimleri eklemiş, müzik de aynı. Ve sonuçta bu filmi yapmış, filmin türüne ne diyelim bilmiyorum, belgeselisi değil diyelim. Belki sunumumun sonunda birlikte başka yeni bir isim bulmamız gerekir diye düşünüyorum ben. Filme konu olan resim, benle Gece Nöbeti diye biliniyor bu resim. Gece Devriyesi diye filmde çevrildiğini şimdi gördüm. O isimle de biliniyor. Ama benim bütün sonunda Gece Nöbeti diye gidecek, kusura bakmayın. Rembrandt'ın 1642 yılında yaptığı resim, resmin konusu. Şimdi ben filmden kendi kötü çevirimle bozmayayım diye, ama çevirmeye de çalışacağım tabii ki. Filminden bazı Greenaway'in sözlerini olduğu gibi aldım. Şimdi bu Greenaway'in temel iddiası filmle ilgili. Filmden de hatırlıyorsunuzdur. Temel iddiası Rembrandt'ın bir soruşturma, bir araştırmacı, bir dedektif ve bir savcı olduğunu ve bu haliyle de ironik, eleştirel, hatta kızgın ve suçlayıcı olduğunu söylüyor. Temel iddiası bu Greenaway'in. Benim iddiam da aslında bu metnin, yani seyrettiğiniz metnin Greenaway tarafından yapılmış ironik, eleştirel, kızgın ve suçlayıcı bir metin olduğunu düşünüyorum ve araştırmacı, dedektif ve savcı olanın da Rembrandt bir Greenaway olduğunu düşünüyorum. Filmin isminde bir de Jacques vardı hatırlarsanız. Jacques nereden geliyor? Bu ciddi bir şey. Filmin adında olması ve içinde de atıf yapılması. Jacques Dreyfus davasını hatırlarsınız. Fransız ordusunda bir subay. Etnik kökeni nedeniyle ve dini nedeniyle iftiraya uğruyor ve haksız yere yargılanıyor vesaire. Cezalandırılıyor, hapse atılıyor. Bir grup entelektüel onun için mücadele ediyor. Onlardan biri de Émile Zola. Émile Zola, Şafak isimli bir Fransız gazetesine Jacques'u itham ediyorum diye bir açık mektup yazıyor. Bu mektupta 5 general, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüz uzmanı olmak üzere 10 kişiyi ve Savaş Bakanlığı dairelerini ve 2 savaş kurulunu bilerek suç işlemekle itham ediyor. Bu arada etmektedir çerçevenin dışında kalmış otur bozukluklar, başka bir bilgisayara geçtirmiş oldu, kusura bakmayın. Rembrandt itham ediyorum isimli filmde de yönetmen tarafından Rembrandt'ın Gece Nöbeti ismi verilen resminde o dönem işlenen bir cinayetin sorumlularının çok satirik bir şekilde resmin orasına burasına yerleştirilen ipuçlarıyla izleyiciye gösterildiğini iddia ediyor Greenaway. Şimdi filmi izledikten sonra burada size küçük bir sunum yapabilmek için doğal olarak filmle ilgili araştırma yaptım. Ve bu sorular karşıma çıktı. Gerçekten o zaman bir cinayet işlendi mi? Filmin içinde de zaten bunun bir kaza söyleniyor. Gerçekten Yüzbaşı Pierce Hasselbrook diye biri 13. Milis Kuvveti'nin Benningkok'tan önceki kumandanı mıydı? Hatta Yüzbaşı Pierce Hasselbrook diye biri hiç yaşadı mı? Çünkü bu resimle ilgili araştırma yaptığınız zaman sadece bu resim üzerine yazılmış lisansüstü tezleri ve kitaplar var. Onlara baktığınız zaman hiç orada Pierce Hasselbrook diye birisinden asla söz edilmediğini görüyorsunuz. Öyle biri yaşamış mı yaşamamış mı belli değil. Eğer yaşadıysa bile, 13. Milis'in önceki kumandanıysa bile Greenaway bunu çok dipte köşede kalmış kaynaklardan bulmuş olsa gerek. Bunun resimle herhangi bir bağlantısı hiçbir kaynakta gösterilmiyor. Daha da ilginci, bu resimle ilgili bütün literatürde resmi sipariş edenin, yani o milis kuvvetinin resminin yapılmasını isteyenin Yüzbaşı Benningkok olduğu söyleniyor. Yani daha önce başka bir konu... Çünkü filmde açık seçik şöyle bir şey var. Önceki kumandan tırnak içinde öldürüldükten sonra şey yapıyorlar, hani biz devam edelim mi, bu resmi Rembrandt'a yaptıralım mı diye konuşuyorlar. Böyle bir şey bu resimle ilgili dokümanların hiçbirinde yok. Şimdi şeyle yapılmış, Greenaway ile yapılmış bir sürü söyleşi var bu filmle ilgili. Kendisiyle yapılan bir söyleşi, direkt Greenaway'e bu filmde olanlar ne kadar sizin icadınız diye sorulmuş. O da çok açık ve seçik, bazıları doğru, bazıları uydurma,
bazıları benim duruma öznel bakışı ve aramızda kalsın, bazıları da direkt yalan diye cevap vermiş. Hakikaten de öyle. Ve bu şaşırtıcı, evet biliyorum çünkü ben de filmi izlediğimde belgesel gibi izlediğim için orada söylenenlerin de doğru olduğunu varsayarak ama biraz da şüphelenerek izlemiştim. Sonra şimdi birer birer bakalım neler doğru, neler yanlış. Evet, bu Emin Zola'nın yazdığı mektup üzerine ekleme yaptım ben. Peter Greenaway bu sefer bence mektubu sinema izleyicilerine yazmış. Metni de Rembrandt'ın itham ediyorum'a. Bakalım neler diyor. Bir de ben filmde başından sonuna hatırlayacaksınız birçok suçlanan kişi var. Ben onları liste olarak çıkarttım size. Ben burada gayet ciddi bir suçtan söz ediyor. Tabii cinayet çünkü. Onun dışında suçlananlara baktığımız zaman Emin Zola'yı konuştuk zaten. Rembrandt'ın Yüzbaşı Benning Cook ve Milis Kuvveti'ni cinayetle suçladığını iddia ediyor film. Hasar Börk'ün bir hani suçlayanlar ve mağdurları bir tarafa yazdım. Diğerlerini öbür tarafa karşıtlığı daha iyi görebilmek için. Hasar Börk cinayete kurban gitmiş güya. Yüzbaşı Benning Cook ve Milis Kuvveti'nin hepsi bundan sorumlu. Ya aktif olarak cinayetin içindeler ya da biliyorlar, gözlemiyorlar ve konuşmuyorlar. Rembrandt filmin içerisinde Andreas de Graaf ve karısı var karşılıklı gelen. Andreas de Graaf, Benning Cook'un kayınbiraderi. Bu adamın şöyle bir özelliği var. Şimdi bunlar o dönemin Hollanda'sı, henüz Hollanda değil, Felemenkler, yani eyaletler, Felemenk eyaletleri var. En zengin Amsterdam tabii. 17. yüzyılın bu Felemenk eyaletleri Avrupa'nın o döneminde 3 kuşak boyunca en zengin ama en zengin ülkesi ve 10 kişi aile tarafından da bütün eyaletler yönetiliyor. Bu adam o ailelerden birinin başındaki kişi, resim siparişi veriyor Rembrandt'a bu şeyden önce, gece nöbetinden önceki olay. Resmi yapıyor Rembrandt fakat resmi gördüğünde özellikle karısı dehşete düşüyor. Çünkü resimdeki adamı, tabii biz burada çok iyi göremiyoruz, kusura bakmayın ama yanakları kırmızı, burnu hafif kırmızı, gözler bayık. Sarhoşumsu bir adam ve arka taraftaki binayı da Amsterdamlılar çok iyi tanıyorlar. Arkadaki binada o dönemin içki içilen en meşhur yerlerinden biri. Ama bayağı hani sarhoş bir soylu çizmiş. Tabii hiç hoşlanmıyorlar. Şimdi o dönemde bu portre, boydan portre veya baş veya grup portresi çok moda. Birçok öyle çalışma var. Gece nöbeti de tek örnek değil zaten. Bu çalışmalar yaptıran tabii soylular ve burjuvazi ve yani daha parası olanlar bunları yaptırıyorlar. Bu portrelerde amaç herkes kendisini gösterişli, güzel, hoş, güçlü, bağımsız vesaire görmek istiyor tabii. Bu portre öyle bir portre değil. Tabii de Graaf'ın ailesi bunu görünce kıyamet kopartıyor. Tabii serbest ressam olduğu için Rembrandt onların sözleşme imzalamışlar. Dolayısıyla resim alıp parayı vermeleri gerekiyor. İtiraz ediyorlar, resmi istemiyorlar, mahkemelik oluyorlar Rembrandt'ı. Sonunda mecburen Rembrandt'tan resim alıyorlar, parayı da ödüyorlar. Fakat Rembrandt, rivayet o ki, resmi teslim etmeden önce işte yere gördüğünüz eldiveni atıyor. Sahilinin eldiveni. O dönemin Avrupa'sında bir centilmenin sahilinin eldiveni yere atması demek, düelloya davet etmesi demek. Böylece Rembrandt ironik biçimde de Graaf arasındaki anlaşmazlığı resimde göstermiş oluyor. Resimde bir kere yapıldığı için artık yapılacak hiçbir şey yok. Tabii Benning Cook'un yani cinayetle suçlanan kumandanın gayet yakın akrabası. Bu hafızalarda bir olay. Gece nöbeti resmi mağdurlar arasında, filmde söyleniyor, resmi bıçakla ve sülfürik asitle saldıranlar olmuş 4 kere. David kardeşlerden bahsediliyordu resimde. David kardeşler de 17. yüzyılda biri matematikçi, iki kardeş. İkisi de siyasetle çok ilgileniyor ve dönemin ileri gelen ailelerine siyasi danışmanlık yapıyorlar. Çok feci bir şekilde bir lince kurban gidiyorlar. Detayları çok korkunç ve bedenleri parçalanıyor ve kalpleri birlikte bir süre sergileniyor vesaire. Bu belki de unutulabilecek bir olayken Alexander Dumas'ın Siyah Lale romanını bilirsiniz. Onun giriş kısmında bu olay gayet detaylı anlatıldığı için her zaman hafızalarda kalan bir olay olmuş bu. Diğer mağdur eden gruplardan ise Davut'la Golyat. Şimdi bu önemli çünkü Greenaway filmin içerisinde bu resmin, gece nöbeti resminin Davud'un Goliath'a bir, yani çağdaş Goliath'a, çağdaş Goliath kim?
en sonunda toparlarken daha açık söyleyeceğim. Çağdaş ya da çağcıl diye çevriliyor. Çağcıl Goliath'ı Davud'un bir meydan okuması olarak. Davud da Goliath'ın hikayesi bize biraz yabancı olabilir ama Batı görsel sanatlarında hiç de yabancı bir konu değil, her yerde işleniyor. Biz de Akdamar Kilisesi'nde hani örneğini buldum koydum. Rubens'ten Tiziano'ya, Michelangelo'ya kadar çok işlenen bir konu. Davut İsrail'li, Goliath Filistinli. Goliath çok iri, Davut normal boyda ama işte çok yakışıklı bir genç adam. Goliath ise çirkince biraz, çok iri. Üzerinde zırhı var ve herkese meydan okuyan, İsrailleri de patır patır öldüren bir adam. İkisi, Goliath sürekli küfürler ederek İsraillere meydan okuyor. Sonunda Davut bir çoban, sıradan birisi, taş ve sapan alarak Goliath'a meydan okuyor ve onu alnından tek taşla vurarak öldürüyor, sonra da başını kesiyor. Diğer kişiler, Pim Fortuyn'dan bahsediliyordu. Pim Fortuyn'da Hollanda'da 2002 yılında bir suikaste kurban gitmiş birisi. Bu adam sosyolog ve siyasetçi. Siyasi bir parti kurmuş, sağ bir parti. Ve konuşmalarında seçimler sırasında, kampanya sırasında öldürülüyor. Konuşmaları sırasında İslam'a geri kalmış bir kültür ve dış tehdit olarak. Yani bunları her yerden bulabilirsiniz internetten. Ve göçmenlerin ve Müslümanların ülkeye girişini yasaklamak istediğini söylüyor. Felemenklerinde yazılmış Kültürümüzde İslamlaştırmaya Karşı diye kitabı var vesaire. Hatta şöyle bir şey de gördüm. O öldürülmeden kısa bir süre önce bir televizyon programına katılıyor ve Müslüman bir din adamı da var programda. Fortuyn kendisi de bir eşcinsel olarak eşcinsel haklarından da bahsediyor. Neler söylediğini detaylı bilmiyorum. Müslüman din adamı birden bunları duyunca şirazesinden çıkarak homofobik konuşmaya başlıyor ve Pim Fortuyn'da kameralara dönüp oradan izleyicilere işte İslamiyet'te hoşgörü budur demiş filan. Yani böyle bilinen bir adam o sırada da öldürülüyor. Öldürülmesiyle ilgili haberlerde de işte İslamiyet'te bağlantı kurularak haberleri yapılmış. Diğer kişi Theo van Gogh, filmde bahsedilen Theo van Gogh, Vincent van Gogh ressam, onun kardeşinin torunu. Kendisi de sinema yönetmeni, aynı zamanda görsel sanatlarla uğraşıyor. Onunla ilgili de bu adamın ayağın Hırsi Ali ile birlikte İslam'da kadına yönelik davranışlara ilişkin Submission diye 10 dakikalık bir filmi var. Onun dışında 11 Eylül'e atfen May 6 diye son filmi 2003 yılında çevrilmiş. Burada Pim Fortuyn'un öldürülmesine sebep olan olayları gerçeklikle kurgusallık arasında gidip gelerek anlatıyor. Banko'nun fasasında bir Müslüman öldürülmüş. Soldaki iki kare filmden, sağdaki karede film afişi, orada da aynı görüntü. Herhalde haberler dolayısıyla özellikle Hollandalılarda ama belki Avrupa'da hafızalara yerleşmiş bir görüntü olsa gerek. Green Eve'yi de kullanmış filminde. Görsel okur yazarlar bir tarafta, görsel cahiller bir tarafta filmde. Green Eve'ye açıkça filminde insanların çoğunun görsel olarak cahil olduğunu söylüyor. Ve bu nedenle de üretilen imajların kültürde yorumlanmasının hep sığ kaldığını vurguluyor. Resmi gören, şimdi filmi izlerken sürekli altta isimler geçiyordu. Rembrandt'ın resmini görenler diye. Toplam 134 isim geçiyor gören. Resmi ama bu resim yapıldığı an, filmde de diyor ki verniği kuruduğu an asıldı loncaya. Ve 300 küsur yıl boyunca binlerce ama binlerce insan diyor Green Eve'yi gördü. Ama gözlerinizin olması gerçekten gördüğünüz anlamına gelmez diyor. Filmde altyazıyla geçen 134 isim kimler? Bunlar bilim insanları, edebiyatçılar, ressamlar. Avrupa ve Amerika dışında bu isimlerden sadece bir kişi var, Mandela. Onun dışındakilerin hepsi Avrupa ve Amerika ama özellikle Avrupa tarihinde insanların hayatının yönünü, dünyaya bakışını değiştirmiş önemli kişiler. Tabii bu kişiler arasında tırnak içinde cinayeti organize edenler de var. Onlar da bizim bakışımızı değiştiren kişiler diye. Bir de resim sanatı ve sinema. Bir tarafta resim sanatı, bir tarafta sinema var. Green Eve ile ilgili metinlere bakacak olursanız ya da söyleşilerine bakarsanız açıkça sinemayı küçümsediğini görürsünüz zaten.
sinemanın cılız zayıf olmasının nedeni de yazılı kültüre, yani yazıya, okumaya dayalı bir kültürümüz olmasından kaynaklandığını söylüyor. Ve hani bir sürü yerde malzeme vardı, ben bu söyleşisinden aldım. Resim sanatının çok çok uzun bir süredir insanların bakış açısını biçimlendirdiğini, imaj yapıcıların esas olarak ressamlar olduğunu söylüyor ve sinemanın sadece 100 küsur yıllık tarihi olduğunu ve hareketli resimden başka hiçbir şey olmadığını, gerçek sinemanın daha henüz yapılmadığını iddia ediyor yazılarında, konuşmalarında. Şimdi yeniden resme dönecek olursak, bunların hepsini birazdan gizemlerle birlikte bağlamayı planlıyorum. Resme, görünmeyen sanatta her zaman hani en iyi çalışmalar nedir sorusuna farklı cevap verilebilir. Ama 2008 yılı için bu resimlerin Mona Lisa, Sistine Chapel'in tavanı ve son yemeğini olduğunu söylüyor. Ve arada başka mesela Velázquez'in Last May'in nasılını gösteriyor. Bir sürü farklı resim gösteriyor. Bu resimlerin hepsinin ve gece nöbetinin ortak özelliği bunların bir sürü gizem barındırması, insanlara bir sürü soru. Ama Greenaway'de bunu şöyle söylüyor film içerisinde, bu soruları soranlar görsel olarak eğitimliler, görsel okuryazarlar, görsel cahiller soramazlar tabii ki. Görsel okuryazarlar burada, bu resimlerde ne kadar çok gizem olduğunu görüyor, çok soru soruyorlar ve gece nöbetine bakıp bu soruları soran insanlar da bu resmin bir, yani bu sorgulamanın sonucunda varılabilecek tek sonucu bu resme bir suçlama olabileceğini iddia ediyor. 50 küsur gizem olduğunu söylüyor bunu kanıtlayan.